Ya ya ben, tabii ki gör, hep birlikte yaşayıp göreceğiz. mi? Ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Neden? Bakıyoruz. İşte Galatasaray'da iki Uruguay var. Bir Danimarka var. Bir Belçika var. Bir İsviçre var. Giden futbolcular. Evet. Yani bunların içinde sanki bir tek Belçika ileri kadar çıkabilecek takım. Mertens Belçika'da evet. oynayacak. Yani onların da altın jenerasyonunun artık sonu geldi. Muslira yani dördüncü on... kez. Evet, güzel. o güzel ama güzel. şimdi grup maçlarından sonra veya oradaki 16'dan sonra elendi elendiğinde zaten da Aralık ayının birinci haftasında geri dönmek zorunda kalacaklar birinci hafta şu Başçı aile var mesela Fenerbahçe. Hani Belçika gider dediğin. Hayır şimdi o da, o da var. Bahçuk, Galatasaray konuşuyoruz. Belçika için, ne kadar ileri yani, gider tabii. onu ayrı konuşmak tabii. lazım. Onun için dedim yani bir yarı finalden hatta çeyrek finalden önce elenenler zaten yeteri kadar. Dinlenme fırsatı bulacaklar, hazırlanma evet. fırsatı bulacaklar, ama bir de Fenerbahçe bize bu gerçeği gösterdi. Bakın, demek ki takımda bir oyuncun, iki oyuncun eksik olduğu zaman bu çok da büyütülecek bir konu değil. Bazen bir iki oyuncun olmadan da iyi oyunlar oynayabiliyorsun, iyi sonuçlar alabiliyorsun. Bizim hem Galatasaray'da, hem Beşiktaş'ta, hem Fenerbahçede, hem Trabzon'da şampiyonluğu oynayan takımlarımızda öyle geniş bir kadro var. Yani e, bütün duam büyük sakatlık vermeden biten, kapanan bir Dünya Kupası olsun. Orada ters bir sakatlık olursa o her takım için bir kayıp olur tabii. Hele hele Galatasaray şu an öyle bir moralle bu araya girdi ki bence... E, yani bu ara sonrası yine aynı yüksek moralle başlamayı da bilecekler. Bir de orada tabii e, en son teknoloji kullanılacak VAR sisteminde. E, VAR'ın bile çözemediği durumlarda teknoloji devreye girecek. Hepsini göreceğiz. Tabii oradan da hem ilham alıp hem feyiz teknolojinin geldiği noktayı da göreceğiz. Sıfır hatayla maçları tamamlamak istiyorlar ama e, o, o iş olacak mı? Yani orada şunu göreceğiz. Ya bu iş kesinlikle bu işte. Teknoloji de yetmiyor çözemediği noktalar var. Hatasız hakem olmaz, hatasız maç olmaz mı diyeceğiz yoksa %100 çözüyorlar mı diyeceğiz? Teknoloji her şeyi çözemeyecek. Offsite'leri çözecek, işte çizgi olayını çözecek, gol çizgisini çözecek. Ama penaltı mı değil mi? Dokundu mu dokunmadı mı? Az mı dokundu çok mu dokundu? Teknoloji onlara bir şey yapamayacak. Orada yine hakem yorumu gereken o gri alanlar hep olacak. Ama şu gerçek var. Yani orada görev yapacak hakemler bence çok hata yapmayacaktır. Hatta iddiam da şu. Bizim hakemlerimiz de orada olsa onlar da ligde yaptıkları hataları orada yapmazlar. Evet. Bizim ligimiz bize özgü. Hakemlerimiz Maske. bize özgü olduğu evet. gibi hakem diyorsak ben şunu daha fazla merak ediyorum. Bizim Futbol Federasyonumuz Tam şimdi, Zeki abinin sevdiği e, konuya. Klasman <laughs> düşürecek, klasman yükseltecek ya bazı hakemlere. Sayımız az ya. Bakalım bizim futbol federasyonumuz ne yapacak ben onu bekliyorum. Ya Bu Bu aradan sonra gerçekten böyle kötü performansları izlemeye devam mı edeceğiz? Yani eyyam devam mı edecek yoksa gerçekten kaliteli hakem performansı mı göreceğiz? Bu hafta Federasyonu ona göre değerlendireceğiz. Gördük işte. zaten bölgesel amatör liglerde hakemlerin de yavaş yavaş dövülmeye başlandığını, ayaklar altına alındığını rezalet ya sen hakemi nasıl döversin ya? İş oralara doğru da orada gitmeye başladı. Cek Çok abi, büyük sıkıntı var. Ahmet Hoca Bey, hakem konusunda senin e, tabi tepkini biliyor, bildiği için belki. Ama bak, de... Az önce hakem <laughs> buraya getiriyor. Ama ben biliyorum hakem Ahmet. Hakem hata evet. yapıyorsa, emek hırsızlığı yapıyorsa, alın teri çalıyorsa e, karşısında dururum sonuna kadar ama hakemi ne olursa olsun dövemezsin. Hakemin hakemi değil hiç kimseye şiddet uygulamaz. Ayrı yok yok, yok, ayrı. yok yok. Ayrı. Ha evet. Ben tak, hakem konuşulduğu şey. için tabii. diyorum ki. Bir insanın bir insana vurması kadar böyle ilkel bir durum olamaz Aynen ya. Öyle. Yani kardeşim adamı kusurlu buluyorsan gidip dava açarsın, mahkemede hakkını ararsın ama dövmek ne, kavga nedir? O değil. Görüntüler çok çirkin. ya. Yani bu hafta işte hep gördük ya hakemi dövüyorsun ya bütün futbolcular, yöneticiler linç. Bu, bu da çok işin en vahim durumu. Galatasaray'dan galibiyet. Belki bekliyordum diyebiliyorsun ama 7-0'lık bir sonuç bekliyor muydun? şunu söyleyeyim. İlk yarı bir, ikinci yarı bir. Bahis oynayan arkadaşlara direkt onu söyledim. Başakşehir <laughs> maçında ne oynayan arkadaşlar. Müdür ne diyorsun dediklerinde ilk yarı bir, ikinci yarı bir dedim. Çünkü ben Galatasaray'da o beşiktaş Aykın, maçından şey sonra... İlk yarı bir, ikinci yarı bir demek. Başakşehir ilk yarıyı da önde bitirecek, ikinci yarıyı da demek. Hayır, hayır, şey Galatasaray deplasman hayır, takımıydı. Tam tersi. i̇lk yarı iki, i̇lk, iki ikinci tam, yarı iki doğru, demesi tam, lazım. Doğru ]ydi. yani Galatasaray'ın <laughs> e, lehine ilk yarı Galatasaray, e, i̇lk yarı Galatasaray e, önde bitirir, ikinci yarı. Maçı kazanır Her iki yarıda da Galatasaray alır tabii, dedin. Doğru, düzelttiğin için Hı. teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaş maçında ben Galatasaray'ı ben Ben Galatasaray'ı ah Ahmet abi de bilir, Hazırlık maçlarında da nedense o kadar Okan Hoca da takımı eleştirirken çok beğeniyordum. Şöyle beğeniyordum. Evet çok eksiği olabilir ama bu takım çok hızlı oynuyor diyordum. Gerçekten hızlı oynuyordu. Hazırlık maçlarında hızlı oynadı. Bir yerde çok gol kaçıran takım bir yerde patlama yapar. Çünkü ceza sahası içinde çok pozisyona giriyor. Çok şut atıyor. Çok orta yapıyor. Rekorları kırıyor. Gol atamıyor. E atacak. E bir bekleyin. Bak atmaya başladı. Başakşehir'de de Başakşehir maçında da Sağda kötü oynayan tek bir Galatasaraylı oyuncu yoktu. Ben Okan Hoca'ya Hoca Okan Hoca yapan o Çaykur Rizespor'daki o Vedat Muruçlu döneminde önde yaptığı baskıyı bu maçta gördüm. Yani o çok pozisyona girme, rakibi bunaltma, süratli oyun bunu yaparken bir de kontrollü oyunu da oynuyor takım. Nedir o? Orta sahası çok güçlü savunması dimdik ayakta. Mesela Fenerbahçe'yi ö, ö, ö bitiremediğimiz Fenerbahçe'deki o kontrollü oyun oynayamıyor. Fenerbahçe riskli oyun oynuyor. Evet, önde basıyor, rakibi bunaltıyor. Ama Galatasaray riskli oyun da oynamamaya başladı. Galatasaray hem e, rakibi parçalayan e, müthiş e, bir futbolu var. E, bunu Başakşehir maçında nefes aldırmadılar ya. Başakşehir öyle kötü bir takım değil yani. Çok iyi takım. 13 maçta 12 maçta mı? 12 maçta 8 gol yemiş bir takım. Avrupa'da ilk 3 maçta gol yememiş bir takım. Böyle bir takıma sen 7 gol atıyorsun, 2 topun direkten dönüyor, belki daha fazlasını atardın. Bu tesadüf değil ama Galatasaray bu bir patlama aşamaya geldi. Diyorsun. Tabii, bir bu aşamaya gelirken de hep olumlu gitti. Mesela bir takım vardır, inişte çıkışta grafik çizer. Ben Trabzon'a en son konuştuğumuzda iyiye gidiş yok dedim. Toplam Avrupa'da dahil 22 maç oynadı. Bir takımın yani kötü başlar iyiye gider. Galatasaray sezona kötü girdi futbol olarak ki ben çok o, o işin o tarafında Galatasaray'ı eleştirmiyordum. Yine de bir, iyi olumlu şeyler görüyordum. Hep böyle yukarı çıktı. Uçağın burnunu Okan Hoca havaya kaldırdı. E, hep böyle kademe kademe yükseldi. E, diğer takımlarda Fenerbahçe hep hızlı başladı, hep bir çizgide gitti. Ama riskli bir oyunu var. Giresunspor maçında bunu gördük. E, Galatasaray'da bu da yok. Galatasaray oyunu risk atmadan Potansiyelli bir futbol oynuyor. Ben çok beğendim Galatasaray'ı ve ee, sanki baktığımda iki takımı ee, tartıya koyduğumda biraz Galatasarayı ben önde görüyorum Fenerbahçe'ye göre. E, şampiyonlukta birinci sıraya şu anda Galatasarayı koyuyorum, ikinci sırada Fenerbahçe. Trabzonspor ve Beşiktaş ise futbol olarak, futbol olarak, kadro olarak. Yaklaşıyor ama futbol olarak bu iki takımın yanına yaklaşacak durumda değil. Makas açıldı. Ee, Dünya kupasından sonra toparlarlar mı bilmiyorum ama e, şu anda futbol olarak, oyun olarak e, Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışacak bir Trabzonspor ve Beşiktaş'ı göremiyorum. Galatasarayı çok beğeniyorum. Sezon başından beri beğeniyordum. E, Icardi gibi bir oyuncu. Ha şunu da söylemem lazım önemli. Fegülü Belandalı dönemden beri gelen bir bencillik vardı önde Galatasaray'da. Oyuncular kahraman olma peşinde ben vurayım ben atayım. Falka o yüzden çok değersizleştirildi. Cagney yerden yere vuruldu. Şimdi Icardi şunu da yaptı. Asist yapıyor. Gol atacağı pozisyonda verdiği yaptığı asist, topuk asisti. Orada şunu söyledi. Ya ben futbolda bu işin üstadıyım, profesörüyüm. Ama ben bile burada gol atacağım yerde pas veriyorum asla siz bencil olamazsınız. Ben bile bencil değilim diyerek o bencilliği de yerle bir etti. Galatasaray'da öndeki oyuncular artık bencillik yapmıyor. Kerem Aktürkoğlu da buna dahil ve Kerem Aktürkoğlu gelip savunmaya da yardım etmeye başladı. Kazanılması gereken tek bir oyuncu kaldı. Bence çok değerli Yunus Akgün. Onu da inşallah kazanır. Valla çok güzel analiz yaptı Zeki abi. Teşekkür ederim. Tür dikkat dinledim. Böyle bir tık, tıkır 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 anlattı. Başakşehir'i de soracağım Zeki abi. Ee, o takımı yaşattı bize ama orada tabii benim diyor bir tık önde diyor şampiyonluk adayım diyor Hı -hı. Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yle ama şu anki pozisyonda tabii, diyor, tabii. diyor. Tabii. buyur Ahmet abi katılır tabii. mısın Zeki abiye analizinde eksikler ya, var kat katılıyorum. mı? Katılıyorum gülümsedim sevgili Zeki konuşurken şimdi kimse de yanlış anlamasın ya 10 gün önceye gidiyoruz yani Beşiktaş maçı öncesine Galatasaray'ın herkes öyle bir tablo çizdi ki veya büyük bir çoğunluk Galatasaray kaybetti, Okan Hoca gitti, Avrupa'dan hoca aramaya görüşmelere başladılar. Galatasaray'ın oyununu ben daha Okan Hoca'nın ilk geldiği andan itibaren kendimce analiz ettim. Okan Hoca'nın nasıl bir oyun hedeflediğini, Galatasaray'ın nasıl başladığını, nerede olduğunu, nereye geleceğini uzun uzun anlattım e, iki hafta öncesine kadar Galatasaray ile ilgili bu kadar olumsuz konuşan insanları şimdi Galatasaray'ı sevgili Zeki bu senin için geçerli değil. Sen o zaman da doğru analizler yaptın. Galatasaray'ı şimdi Fenerbahçe'nin önüne koymaya başladılar. Bunu gülümseyerek izliyorum. Ya biz daha geçen hafta Fenerbahçe Giresun maçını kazanmış olsa Galatasaray'ın e, bu derece abartılmayacağı gerçeğinin de altını çizmek lazım. Hmm şimdi sen de başka kapı açtın. Şimdi şimdi o yüzden futbolda gerçek olan şudur. Bakın bir süreç bitti. 14 haftalık bir süreç. Genelde 10 gün, 12 gün bir ara var. Takımlar antrenmanlara başlayacak. Aşağı yukarı 4 hafta antrenman yapacaklar. 4 hafta sonra nereden başlayacaklar şu an biliyor olmamız mümkün değil. Değerlendirmeyi o zaman yapmak lazım. Ama ilginç olan şu Şimdi bambaşka bir senaryo çizeceğim. Bıraktık Beşiktaş maçını kazandı Galatasaray. Başakşehir maçı berabere bitmiş olsa ki o haftaya girildiğinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 5 puan fark var.